Öncelikle bir savaş yaşıyoruz dünyada. Her ne kadar Rusya ve Ukrayna arasında olsa da tüm dünya halkları bundan etkileniyor. Bir yerde bir savaş olduğunda zaten etkilenmemesi de mümkün değil. Artık global bir dünyadan bahsediyoruz. Artık herkesin sınırları birbirine açık bir dünyadan bahsediyoruz ve etkileniyor. Ama Avrupa'da yaşayan, özellikle Almanya'da yaşayan bizleri sosyal, ekonomik ve siyasi yönden nasıl etkiliyor? Öncelikle izleyicilerimizin yeni yılı kutluyorum. Davetiye için de ayrıca bütün Kanal Avrupa ailesine teşekkürümü sunmak istiyorum. Şöyle aslında hani soru çok uzun olduğu için yani geniş tutmak lazım. Aslında biliyorsunuz Ukrayna-Rusya sorunu geçen yılın 24 Şubat'ında başlamadı. Bunun bir öngeçmişi var. Yani 2014 hatta 2008'den beri o bölgede sürekli silahlar durmuyor. Özellikle 2014'ten darbeden sonra Ukrayna'da Kiev'de Maydan dediğimiz alanda darbeden sonra sürekli bir çatışma var. Bu özellikle Batı basınında vurgulanmayan ve unutulan bir şey. Yani 2014'ten itibaren yani darbenin yapıldığı günden itibaren özellikle Kiev merkezi özellikle bu Donbas ve Lugansk bölgesine savaş açmış durumda. Yani bugüne kadar yani 24 Şubat'a kadar ölen insanın sayısı 13 bini geçti. Yani önce bunu vurgulamak lazım. Asıl savaş yani orada Ukrayna'da sürüyor ama asıl savaş tabii bu küresel güçler arasındaki bir savaş. Yani Ukrayna'nın arkasında başta ABD, emperyalist ABD var. Kısmen değil de Avrupa Birliği var ve diğer taraftan da Rusya'yla ve arkasındaki Çin arasında bu iki kutup arasında ciddi bir savaş. İster istemez bizi de etkiliyor. Bir de şunu unutmamak lazım. Yani savaş Avrupa kıtasında. Yani bu da Batı medyasının çok vurguladığı bir şey değil. Özellikle gizleniliyor ve dile getirilmiyor. Şöyle düşünün, Avrupa'yı bir ev olarak düşünün. Bugün Avrupa'nın o evin için bir odasında savaş var. Yanıyor. Ve Ukrayna da biliyorsunuz Avrupa kıtasının bir ülkesi. Rusya'nın bir bölümü de Avrupa'nın içinde. Doğru olarak aslında ABD bir taşla deyim yerindeyse iki kuş değil, üç kuş vuruyor. Yani hem geostratejik şeylerin çıkarlarını savunuyor orada. Hem silah sanayisini geliştiriyor. Hem şeye karşı Rusya'ya karşı savaş sürdürüyor. Bir de bunu da unutmamak gerekir. Şimdi Almanya'da bir Atlantik hükümeti olduğu için bu da dile getirilmiyor. Çok kutuplu alanda her zaman Avrupa ile ABD bir ekonomik rekabet içinde.